Merhaba dostlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün Fenerbahçe Olympiakos çeyrek final karşılaşmasıyla karşınızdaki ilk maçta Olympiakos 3-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe 2 gol atarak 3-2 bitirmişti maçı deplasmanda. Bugün evinde oynuyor. Benim tahminim en az 2 gol atıp Fenerbahçe'nin 2-0 kazanacağını ben hissediyorum. Bir arkadaş da yorumlarda 3-1 yazmıştı. Sen ne düşünüyorsun Ramo? Ben yeneceklerini düşünüyorum. Ramazan da yenileceğini düşünüyor. Ali Koç'un açıklamalarından sonra Ramazan takımın yenilmesini bekliyor. Galatasaray taraftarı gibi birazcık daha. Bazı taraftarlar böyle düşünüyor. 3-0 olacak. 3-0. Süper Kupa'ya kaçırdınız zaten. Ziraat'a kaçırdınız. Bunu da kaçırdım. Bir de ligine biz alacağız. 4-0. Seberlisi bu yönde ama ben Fenerbahçe'nin 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Değil mi? Ben öyle bir hissettim. Bakalım maç ne olacak diyorum. Kanala hala abone değilseniz arkadaşlar, bedavayken bir tuşa basarak kanala abone olarak, beğenerek ve yorumlarınızı aşağıya yazarak bizlere destek olabilirsiniz diyorum. Şimdi geçelim maç tepki videomuza. Kastlama girelim. Tamam. Topa değmiş aslında. Vakit geçirmeye çalışacaklar. Her şeye hazır olmamız lazım. Burada topa dokunuyor. Şey gelişi yapmış ama baksana. Ayak çok açık değil. Şu ikincisi herhalde. Gelişten fuar ya. Hani ilkinde topa şey yapmasa bile ikincisiyle beraber adamı alıp götürüyor. Fuar ya. Yani kart vermezsin ama fuar. Vur lan. Gol. İrfan Can. Basit gol dediler lan. İrfan Can yazdı, beraberlik geliyor. Ben de dedim 2-0 biter dedim, ilk gol geldi. İlk golü atan her zaman kazanır abi. Bu kadar basit. İlk golü atan her zaman kazanır. Adam bu hakikaten. Bence şeyi bilene vursa atabilirdi, biliyor musun Friki? Şimanski'nin yerine İrfan Can vursaydı onu bilen atardı. Çok güzel buldum valla. Sağ kanatlar özellikle oyuncu ya. Temiz bir oyuncu. Bence oyuncular çok basit. Şimdi oynadı. İki takım da oynamak zorunda. Oynayan maç alır abi. Bu kadar. Vur lan. Biraz sıçtı ama. Vur lan. Kaleci bok gibisin ya. Şu gerizekalı vur da kaleye gol. Bomboş yer atamadı gerizekalı. Bomboş kaleye atamadı ya. Eşek ya. Lan vur gitsin kaleye bomboş. Oğlum nasıl atamadın lan? Atsa 2-0 olacak. Abi el ne ya? Yüksek isimlerinden bir tanesiydi. Modens. Adam gelse kırmızıdan verse atsa boş mu sana buraya? Ya ne gereği var? Niye yapıyorsun ya? Elin nerede yani? Saçma zaman bir yerde. Saçma ya. Futbol oynuyorsun lan. Sen elin ne alakası senin oldu ya? Bilerek yapıyorsun bunu ya. Kötü olan o. Okun! Vur lan güzelce! Allah belanı versin ya! Öyle helal olsun ya Okun'a. Arka sıkıntı. Okun! Lan vur! Amana koyayım bunu. Bak bu şu maske yok ya. Ayak yok amana koyayım. Aa şimdi bakayım. Fenerbahçeliler nasıl buna penaltı diyecek. Penaltı yok dediler. Galatasaray'ın pozisyonu aynısı oldu. Şimdi nasıl diyecekler penaltı bu da hadi. Olaya bak. İşte ne düşmez ne kalkmaz Allah hakikaten. Ne oldu ki? Galatasaray'ın bir pozisyonu vardı, buna penaltı mı verilir demişlerdi. Şimdi aynısı oldu. Eğer ikinci vuruşta kırmızı oyuncu ilk top ona değiyorsa diğeri faul. Bir daha yorumu diyor ki lan ne kadar hızlı geçti lan. Çarpışma bence kırmızı oyuncu topa değiyor. İlk kırmızı oyuncu değiyor. İlk kırmızı oyuncu değil. Bence. Bir şey yok. Bence yok bir şey. Devam bir şey. İlk kırmızılı dokunuyorsun. Çarpışma gibi olmuş yani. O vurmuş, o da vurmuş. Lan diye çarpışmış ya. Başka bir şey yok. Bir tutlanalım. Aç ortayı. Bir açın bir ortaya ama bir açamadınız ya. Bir orta bu kadar zor olmamalı ya. Yok abla eşek bunlar ya. Evet, Şükrü Saracoğlu'nun daha ilk yarı bitiyor. Fenerbahçe İrfan Can'ın tek golüyle ilk yarı 1-0 buluyor. Ben zaten 2-0'lık skor tahmini yapmıştım. Ramazan'ın morali bozuk ilk yarıda 1-0 beraber çelim. Golüyle beraber Ramazan'ın morali bir tık bozuldu arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Ben ikinci yarıda 2 ve 3. golü Fenerbahçe'den bekliyorum. İkinci ve 3. gol de geldi. İkinci gol geldikten sonra zaten Fenerbahçe'nin çıkacağı garanti olacak gibi duruyor diyorum. Kanala abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. İkinci yarıda görüşmek üzere. Koş! Var lan uzun! Koş! Numara ben senin ta oha. Vur lan vur. Amına koyayım vurdun topa bak ya.
Pozisyona bak lan, helal olsun. Kaleci var, Levakovic hala 10 numara top çıkardı. Biliyor musun? Üstüne vurdu. Olsun, ayağın dibine, bence en iyi yere vurdu da. Kaleci çok iyi çıkardı. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe'de İrfan Can'ın tek golüyle ikinci yarıda gol sesi çıkmıyor. 1-2 tane atak oldu. Sonradan Fenerbahçe'de Olympiakos'un 1-2 atağına karşı Fenerbahçe'de çok yüklendi ama gol sesi çıkmıyor. Olympiakos'ta zaten beraberliği yattı diyebiliriz tamamen 3-3'lük skora. Bakalım uzatmada neler olacak. Kanala abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Uzatmalarda görüşmek üzere. Bu takım mı oynadı belli değil abi. Çok hani bu takım mı attı 3 tane gol? Hani filan diyorsa geliyoruz. Vur! Lan nasıl kaçtı lan? Anasını satayım ya, anasını satayım ya. O anda kurtardı vallahi, var ya golde ha. Uzatma devresi de Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle 3-3 bitiyor toplam skor. Kanala abone olup beğenmeyi, vurup atmayı unutmayın arkadaşlar. İkinci uzatma devresinde bakalım neler olacak. İsmail Hoca'nın oyuncu değişiklikleri, Fred'i çıkarması, Ceko'yu çıkarması, İrfan Can'ı çıkarması ve Bekao'nun sakatlanıp çıkmasıyla beraber Fenerbahçe'de biraz daha düşüşler var. Bakalım ne olacak diyoruz. Kanala abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. İkinci uzatma devresinde görüşmek üzere. Bir dakika kala. Bilmiyorum, bence oradaki de aynı ya. Ama güzel olur ha. Ağırım güzel olur ha. Sarır lan oğlum. Direkt yüzüne vuruyor. Bir son dakika hediyesi istiyoruz Fenerbahçe'den. Çık lan hadi. Top oynamaya yarar mısınız oğlum sana? Mal gibi oynadınız. Fener'in hakkı canım aşkı ya. Oynamadılar ki oğlum, tabi yatmaya gelmişler buraya nasıl satayım. Misli evlerine yatsınlar. Daha hala değil mi? Sonra vuruyormuş tabi. Ne vuruyormuş ya? Direkt vuruyorsun. Ama topla hiç oyuncu şeyler yapıyorsun. Hani omuz olsa eyvallah, ya da şuranın olsa eyvallah. Maç bitti. Saç maç penaltılara gidiyor. Saçma sapan bir oyun. Bakalım penaltıyı kim kazanacak? İlginç bir maç. Uzun zaman sonra. Elinin ucundan kaçırdı kardeşim. Elinin ucundan. İlk penaltıyı attı. İlk penaltı sırası Tadic atacak penaltıyı. Tadic geliyor. Allah seni kahretsin. Nasıl atamadın la? Bu malı nasıl atamadın? Oğlum şu mal kaleciyi, şu penaltıyı nasıl atamadın la? Aa, bugün bunda bir şey var. Atsa bu 4-5 tane pozisyon kaçırdı lan Tadic. Şöyle kaçırdı baya. 4-5 tanesini kaçırdı. Şansı da kaçırdı baya. Evet, pozisyonu. El Arabi geliyor. Bir Livakovic. Atamayacağını anladım. Livakovic tuttu. Eşitlik sağlanacak. Adomiasyon sol köşeye be. Çok kısa geldi. Çok kısa geldi ama. Vallahi iyi attı vallahi. Kaleci tutamadı. Ama çok kısa geldi. Sıkıntıydı. Şey yapamadı. Vuramadı. Vuramadı. Sıkıntı penaltı attı ama. Kaleci iyi oldu. Gül üçücülü. Gül üçtürmüş sol köşeye, sağ köşeye. Yapıştır git. Ya hak diyeceğim, vuracaksın abi. Tokat. Olympiakos 3. penaltı atışına geldi. Bedavadan vurdu bıraktı. Sol ayaklı ben adamın penaltı atması yapmıyorum. Cengiz Ünder 3. penaltısı kullanmaya giriyor Fenerbahçe. Sağ çek. O bana belli ki bak, ben bir de kaleci. Ben derim abi sol ayaklı. Sola atamıyor çünkü. Sola sol atamıyor. Sola atamıyor. Penaltı atamıyor. Sola atamıyor. Ya ortaya atacak adam mecbur ya. Sol ayaklı adam penaltı atamıyor. Oğlum çünkü atamıyor. Çünkü sola atamıyor. Cengiz Ünder gibi bir oyuncunun şu kadar kötü penaltı atmasını ben anlayamıyorum. Geliyor. 4. penaltı. Livakovic de parmağın ucundan kaçırdı. Sert. Ama sert vurdu olan oğlum. İyi vurdu. Yetişemez ki. Bu kadar getirip bu kadar iyi oynayıp penaltılarda vermek. Aynen adamlar çok kötüydü lan. Hiç top oynamadı adam. Ya Fener'de de tamam. Buraya kadar bunu getirmeyeceksin ki atacaksın ikinci golü. Ya bir tane gol atamaz mı bir takım ya? Atarsın bir tane golü ya. Büyük takımda en az iki tane gol atman lazım ya. Başında Fenerbahçe'de 4. penaltı atışı geliyor. Burası açık belli ya. Ve gol yapıyor. Sağ atacak bunu. Neydi derken? Olaya bak, Allah'ım yarabbim. Olaya bak. Müthiş kurtardılar kaleye.
Bonici, deneyimli, usta isim Bonici geliyor. Bonici topu başında evet, atar bence. Bonici zaten vurdu. Allah kahretsin ya. Kendi elinizle verdiniz ya. Abi sağda ne var? Hepsi de sağa attı biliyor musun? Ne oldu? Bitti mi? Ümitlendirdiğiniz onu da verdiniz ya. Allah. Ceza yiyecekler ha. Allah. Taş atılıyor. Taş atılıyor. Aha. Felaket ceza yiyecekler ha. Aha. Valla kendiniz fırça edin. Hayır yani kendi oyunu yapıyor. Niye şey atıyorsun ki? Şeyimizi zedeliyoruz boş boşuna. Gerek yok. Bir de maç cezası yiyeceksin. Şimdi Fener bir dakika bir daha gidecek Avrupa'ya. 2-3 maç boş boşuna şeyimizin oynasın. Direkt kapattı onu. Kapattılar yedin mi? Ha? Hiç gereği yok yani. Sondaki hareketleri hiçbir hangi takım yapıyor cezasını? Kabul etmiyor. Yanlış hareket. Avrupa'ya kendimizi gösterdik böyle yanlış şeyler yapmamamız lazım. Sen bu olaylardan dolayı Avrupa'ya gidiyorsun, yaptığın gibi bak. Hakkıyla kazanman lazım maçı. Gidiyorsun. Top oynuyorsun, alamıyorsun. Top oynuyorsun, alamıyorsun. İkinci golü atacaksın abi. Adamlar büyük takımdan ikinci golü atacaksın. Adamlar bildiğin dalga geçtiler resmen. İkinci topu atamazsan, adam penaltıya bırakırsan böyle olur. Adam bildiğin... Fenerbahçe kendi eliyle verdi. Yoksa Fenerbahçe şu an yarı finali var ya, alnından ak tutu gibi helalli yani. Ama kendi kaçırdı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Takım Fenerbahçe'de son Avrupa meşalemizi bu gece söndürüyor diyebiliriz. Kanala abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum.